Merhaba arkadaşlar, şimdi yasama konusunda çalışacağız hep beraber. Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma, parlamento kararı alma yetkisidir. Özellikleri, sürekliliği, genelliliği, sınırsızlığı, asliliği ve devredilemezliğidir. Sürekliliği demek, yasama yetkisinin hiçbir koşulda kesintiye uğramaması demektir. Genelliliği, sınırsızlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği her konuyu kanunla düzenleyebilmesi demektir. Asliliği demek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilmesidir. Devredilemezliği ise devredilememesidir. TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 1982 anayasasında milletvekili sayısı 400'dü. 1982 değişikliğiyle 450 oldu. 1995 değişikliğiyle bu sayı 550'ye yükseldi. TBMM seçimleri 1961 anayasasında 4 yılda birken 1982 anayasasında 5 yıl oldu. 1982 anayasasındaki 2007 değişikliğiyle 4 yıl. TBMM seçimleri seçim dönemi sonunda erken seçim ve cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilir. Seçim dönemi sonunda 4 yıl dolmadan önceki son pazar seçim yapılır. Erken seçime TBMM karar verir, tarihi de kendisi belirler. Cumhurbaşkanı kararı ile 45 gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamazsa, Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı'na danışarak yenilenme kararını verebilir. Yenilenme kararını izleyen 90 gün sonraki ilk pazar seçim yapılır. Seçimlerin öne çekilmesi kararı 48 saat içinde Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. Savaş sebebiyle TBMM seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Sadece savaş sebebiyle. Ara seçim, her yasama döneminde en fazla bir kere yapılır, genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemez. İstisna, 2 tane istisnası vardır. Birinci istisna, meclis üye tam sayısının %5'i eksilirse, yani 28 üye eksilirse 90 gün içinde ara seçim yapılır. Bu 2002 değişikliğiyle gelmiştir. Son 1 yıl kala bu durumda seçim yapılamaz. İkinci istisna ise bir ilin TBMM'de hiç üyesi kalmadıysa boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim olur. Bu durumda süre sınırlaması yoktur. Son bir yıl kalsa dahi yapılır seçim. Milletvekilliği 2006 değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 25 oldu. Görevinden çekilmeden milletvekili olamayacak görevliler. Hakim ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları, silahlı kuvvetler mensupları, yüksek öğretim kurumundaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar, işçi niteliği taşımayan görevliler. Burada ilk üçü, yani hakimler ve savcılar, yüksek yargı organı mensupları, silahlı kuvvetler mensupları görevlerine geri dönemezler. Yasama muafiyetleri. Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olarak ikiye ayrılmakta, iki tanedir. Yasama sorumsuzluğu TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oylarından, sözlerinden, bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu mutlak bir koruma sağlamaktadır. Hukuk ve ceza davası açılamaz kişiye. İstisnası var, o da tazminat davası açılması durumudur. Tazminat davası açılması sorumluluk kapsamı dışındadır. Milletvekilliği sona erse dahi yasama sorumsuzluğu devam eder. Meclis tarafından kaldırılamaz sorumsuzluk, milletvekili olmayan bakanlar da yararlanabilir. Yasama dokunulmazlığı nispidir, yani geçicidir. Cezai koruma sağlar. Önceki hem hukuki hem de cezai koruma sağlarken sorumsuzluk, yasama dokunulmazlığı sadece cezai koruma sağlar. Dokunulmazlık meclis kararıyla kaldırılabilir. Salt çoğunluk aranır bu durumda. Milletvekilliği sıfatı sona erince dokunulmazlık da kendiliğinden sona erer. Milletvekili olmayan bakanlar da yararlanır. İstisna, ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde seçimden önce soruşturma başlamışsa dokunulmazlık kendiliğinden kalkar. Milletvekilliğini sona erdiren haller. TBMM kararı ile şu durumlarda sona erer. Milletvekili istifa ederse, izinsiz bir ayda 5 birleşim günü devamsızlık ederse, milletvekiliyle bağdaşmayan görevde ısrar ederse, TBMM kararı ile milletvekilliği sona erer kişinin. Bu durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne iptal istemiyle başvurulabilir. Kendiliğinden sona erme ölüm ve cumhurbaşkanı seçilme sonucunda olur. Mahkeme kararı ile sona erme ise kısıtlanırsa, kesin hüküm giyerse kişi kararın genel kurula bildirmesiyle milletvekilliği düşer. Milletvekilliğinin düşmediği haller de vardır. Bunlar
Kişinin bakan olması, başbakan olması, TBMM başkanı olması, partisinden istifa etmesi, partisinin kapatılmasına sebep olmasıdır. Milletvekilinin düşmediği hallerden partisinin kapatılmasına sebep olması 2010 değişikliğiyle gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve çalışma düzenine geldiğimizde iç tüzük kavramı karşımıza çıkıyor. İç tüzük kavramı ne demek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koyduğu kurallara iç tüzük denir. Yasama meclislerinin kendi çalışma yöntemlerini iç tüzük ile kendilerinin yapması neyin sonucudur? Yöntemsel bağımsızlık ilkesinin bir sonucudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı siyasi parti gruplarından, başkanlık divanından, komisyonlardan, danışma kurulundan oluşmaktadır. Danışma kurulu anayasada belirtilmemiş olan bir kuruldur. Siyasi parti grupları 20 milletvekilinden oluşur. 1961 anayasasında 10 milletvekili iken 1982 anayasasında 20 milletvekili olmuştur siyasi parti gruplarındaki milletvekili sayısı. Siyasi parti gruplarının fonksiyonları, grup toplantılarında milletvekillerini bağlayıcı meclis oylaması ile ilgili kararlar alabilirler. Soru, gen soru, meclis araştırması kararı alabilirler, kapalı oturum isteyebilirler. Siyasi parti gruplarının yapamayacakları işlemler ise şunlardır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili görüşme yapamazlar. Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapamazlar. Meclis başkanlığına aday gösteremezler. Temelli kapatılan bir parti başka bir adla tekrar açılamaz. Parti kurma yaşı 18'dir. İzin almadan siyasi parti kurulabilir. Başkanlık divanının yapısı. Başkanlık divanının yapısı şu şekildedir. Meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirlerinden oluşur. TBMM başkanlık divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Başkan seçimi aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde yapılır. Meclis başkanı gizli oy ile seçilir. Partisiyle ilişkisi kesilmez. Cumhurbaşkanı yokken meclis başkanı Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır. Meclis başkanı seçimi 4 turda yapılır. 1. turda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu, 2. turda 3'te 2 çoğunluğu, 3. turda salt çoğunluk, 4. turda ise en çok oy alan kişi meclis başkanı seçilir. Meclis başkanının görev ve yetkilerine gelince, meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek, meclisi doğrudan ya da dolaylı olarak toplantıya çağırmak, Cumhurbaşkanına seçimlerin yenilenmesiyle ilgili görüş bildirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek, meclis sekreteri hakkında soruşturma izni vermek, genel kurul görüşmelerini yönetmek, meclis toplantılarına başkanlık etmek, başkanlık divanına başkanlık etmektir. İki tane not düştüm buraya. Önemli. Ölüm ve genel müsadere cezaları 2004'te kaldırılmıştır. TBMM'nin Cumhurbaşkanı seçimi 2007'de kaldırılmıştır. Artık halk seçiyor. Bunları da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yasama yılı 1 Ekim ve 30 Eylül arasıdır. Yasama dönemi ise iki seçim arasındaki süredir. Yani 4 yıldır. Tatil. TBMM 1 Temmuz günü tatile girer. Temmuz, Ağustos, Eylül tatilde geçer. Meclis en çok 3 ay tatil yapar. Ara verme ise meclisin tatil dışında çalışmalarına ara vermesidir. Yani 15 gündür. TBMM olağanüstü toplantısına geldiğimizde TBMM olağanüstü olarak doğrudan veya dolaylı olarak çağrılabilir toplantıya. Doğrudan Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı çağırabilir. Dolaylı olarak da Bakanlar Kurulu istemişse Cumhurbaşkanı çağırmak zorundadır. TBMM üyelerinin 5'te 1'i yazılı talepte bulunmuşsa Meclis Başkanı meclisi toplantıya çağırmak zorundadır. Toplantı karar ve yeter sayısı, toplantı yeter sayısı TBMM üye tam sayısının en az 3'te 1'i ile toplanır. Yani 184 milletvekili bulunmalıdır. Bu sayı sağlanmazsa birleşime 1 saat ara verilir. Buna rağmen gerekli sayı sağlanmazsa birleşimin kapatılması zorunludur. Karar yeter sayısı, TBMM kural olarak toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı, TBMM üye tam sayısının 4'te 1'inin bir fazlasından az olamaz. Yani karar yeter sayısı 139'dan az olamaz. Nitelikli çoğunluk aranan hallere geldiğimizde bunlar anayasanın değiştirilmesidir. 5'te 3 ya da 3'te 2 çoğunluk aranır, gizli oyla yapılır. Bakanın yüce divana sevki, salt çoğunluk aranır, gizli oy yapılır. Genel veya özel af ilanı 5'te 3 çoğunluk aranır, açık oyla yapılır. Güven isteminin reddi 276 oy aranır, açık oylama yapılır. Gen soru sonucunda güven oylaması salt çoğunluk aranır. Cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlandırılması 4'te 3 oy aranır.
Devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda da salt çoğunluk 276 kişinin oyu aranır. Bunlar nitelikli çoğunluk aranan durumlardır. Salt çoğunluk demek 276 oy demektir. 5'te 3 demek 330, 3'te 2 367, 4'te 3 413'tür. İşaretli oylama nasıl olur? Üyelerin el kaldırması, kararsızların ayağa kalkması şeklindeki oylamadır. Açık oylama yapılan hususlar şunlardır: af önergeleri, seçimlerin yenilenmesi, bütçe ve kesin hesabın kabulü, güven oylaması, milletler arası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması durumlarında açık oylama yapılır. Gizli oylama yapılan durumlarsa şunlardır: Yüce Divan'a sevk, meclis soruşturmasının açılması, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesi, meclis başkanı seçimi, kamu baş denetçisi seçimi, anayasa değişikliği teklifinin oylanması, milletvekilliğinin düşürülmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeler açıktır ve Tutanak Dergisi'nde yayımlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerine geldiğimizde: Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek, uluslararası anlaşmaları onaylamak, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, para basılması kararı, genel ve özel af ilanı. TBMM bu ilk saydığım 5 görevi kanunla yerine getirmektedir. Diğer görevleri ise şunlardır: Savaş ilanına karar vermek, kanun koymak, anayasada değişiklik yapmak, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek, kamu baş denetçisini seçmek, Bakanlar Kurulu'nu denetlemektir. Kanun koymak konusuna geldiğimizde kanun tasarısı ve kanun teklifi kavramları çıkıyor karşımıza. Kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'nun verdiği kanun önerileridir. Kanun teklifi ise milletvekilleri tarafından verilen kanun önerileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilen kanun tasarısı ve tekliflerinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilebilmeleri için bir tam yıl geçmelidir. Tasarı ve teklifler TBMM iç tüzüğünde düzenlenir. Cumhurbaşkanı kanunları 15 gün içinde resmi gazetede yayımlar. Kanunlar resmi gazetede yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemeyen tek kanun bütçe kanunudur. TSK'nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı karar verir. Savaş ilan etmek kanun değildir, parlamento kararıdır. Orman suçları af kapsamına alınamaz. TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine ya da yabancı silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de bulunmasına TBMM karar verir. Arkadaşlar, dikkat ettiyseniz TSK'nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı karar verir. Ancak TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine TBMM karar verir. TBMM Anayasa Mahkemesi'ne 3 tane üye seçer. 2010'da gelmiştir bu da. TBMM'nin Anayasa Mahkemesi'ne 3 üye seçeceği, 2 üyeyi Sayıştay'dan, 1 üyeyi de avukatlardan seçer. 3 turda gizli oy ile seçilir. 1. turda 3'te 2 çoğunluk aranır. 2. turda salt çoğunluk aranır. 3. turda ise en çok oyu alan seçilir. Milletler arası anlaşmaların uygun bulunması. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla uygun bulur anlaşmaları. Cumhurbaşkanı onaylar, daha sonra da resmi gazetede yayımlanır. Milletler arası anlaşmalar kanun niteliğindedir. Bu anlaşmaların yargısal denetimi yapılamaz. Yargı yolu kapalıdır, yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. 2004'te verilen bir kararla milletler arası anlaşmalarla kanunlar uyuşmaz ise milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Meclis tarafından uygun bulunmasına gerek olmayan milletler arası anlaşmalar da vardır. Bunlar süresi bir yılı aşmayan anlaşmalar, ekonomik, ticari, teknik işleri düzenleyen anlaşmalar, devlet maliyesine yükleme getirmeyen, Türk kanunlarında değişiklik getirmeyen milletler arası anlaşmalardır. 1982 Anayasası'nda 1995 değişikliklerine geldiğimizde bunlar: milletvekili sayısının 450'den 550'ye çıktığı, seçmen yaşının 20'den 18'e düştüğü ve yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğudur. Yüksek Seçim Kurulu, YSK, 11 tane üyeden oluşur, 7 tanesi asıl, 4 tane de yedek. 6'sını Yargıtay seçer, 5 tanesini de Danıştay seçer. YSK, yani Yüksek Seçim Kurulu, 1950'de kuruldu. YSK kararlarına yargı yolu kapalıdır. TBMM'nin seçtiği üyelere geldiğimizde, TBMM Sayıştay Başkan ve üyelerini, kamu baş denetçisini, Anayasa Mahkemesi'ne 3 tane üyeyi, RTÜK üyelerini, TBMM Başkanını seçer. Parlamento kararları. Parlamento kararları meclis çalışmalarıdır. TBMM'nin kanun çıkarmaya gerek duymadan sadece karar alma ile yapabildiği işlemlerdir.
resmi gazetede yayınlanmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Yargısal denetime tabi değildir. Ancak 3 tane istisnası var bu durumun. Birincisi TBMM iç tüzüğü, ikincisi milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması, üçüncüsü ise milletvekili sıfatının düşürülmesi kararına yargısal denetime tabidir bu üçü. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları. Bütçe kanunu. Bakanlar Kurulu hazırlar bütçe kanununu. Yıllık olarak hazırlanır. Bütçe ile ilgisiz hiçbir hüküm konulamaz. Belirlenen mali yıl başından, yani 1 Ocak'tan en geç 75 gün önce bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından meclise sunulur. Yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi'nce yapılır bütçe kanununun. Kesin hesap kanunu ise bütçe kanununu denetlemek amacıyla yapılır. Denetlemek için yapılır. Bütçeye uygunluk denetimini TBMM adına Sayıştay yapar. Bütçe kanunu Bakanlar Kurulu mali yıl sonundan itibaren en geç 7 aya kadar kesin hesap tasarısını TBMM'ye sunar. Kesin hesap kanunu meclis tarafından onaylanırsa hükümet aklanmış olur. Kamu baş denetçisini seçmek TBMM'nin görevidir. Kamu baş denetçiliği kurumu, daha doğrusu kamu denetçiliği kurumu 2010 anayasa değişikliğiyle kurulmuştur. TBMM başkanlığına bağlıdır kamu denetçiliği. 4 turda gizli oy ile seçilir. 1. turda 2/3 çoğunluk, 2. turda 3/2 çoğunluk, 3. turda salt çoğunluk, 4. turda ise 2 adaydan en çok oy alan seçilir. İlk kamu baş denetçisi kimdir? Mehmet Nihat Ömeroğlu'dur. Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar özelliklerini sağlamalıdır. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerde uygulanmaz. Bakanlar Kurulu'nu denetleme. Denetleme yolları. Soru. Bir milletvekili isteyebilir. Bir milletvekili bile isteyebilir. Sorumlu olan bakan ya da başbakandır. Genel görüşme, toplumu ilgilendiren konuların TBMM'de görüşülmesidir. Talep yetkisi siyasi parti grupları 20 milletvekilidir. Sorumlu Bakanlar Kurulu'dur. Meclis araştırması, meclisin bilgilendirilmesi demektir. Meclis soruşturması, başbakan ya da bakanların cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. Talep yetkisi meclis üye tam sayısının 10'da 1'i, yani 55 milletvekilidir. Yaptırımı vardır, yaptırımı cezaidir. Yüce Divan'da yargılanmadır. Gen soru, bakan, başbakan hakkında siyasi sorumluluk doğurmaya yönelik denetim aracıdır. Siyasi parti grubu 20 milletvekili isteyebilir. Yaptırımı vardır, bunun yaptırımı da siyasidir. Güven oylaması, güvensizlik oyları sayılır yaptırımında. Salt çoğunluk aranır. Arkadaşlar, meclis araştırması ve meclis soruşturmasında özel bir komisyon kurulur. Meclis soruşturmasının yaptırımı cezai, gen sorunun yaptırımı siyasidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.